Sokak Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz bizim gündemimizi belirleyen sizlersiniz. Şu anda Kırşehir'e bağlı Kaman ilçesinin Kargın Yenice kasabasındayız. Burada vatandaşlarımızın hayatına konuk olacağız. Bakalım bu haftaki konuklarımız kimler olacak ve gündemlerinde neler var? Sevgili seyirciler, hemen bir sohbete başlayacağız. Vatandaşlarımızın gündemini öğreneceğiz. Bugün Kurban Bayramı. Bayram dışında bakalım gündemlerinde neler var? Hemen burada küçük bir kahve görüyoruz ve içeriye merhaba diyerek giriyoruz. Herkesin bayramı öncelikli olarak kutlu olsun, mübarek olsun. Öncelikli olarak izleyenlerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Kaman Kargın Yenice kasabasından Remzi Yumuşak. Remzi Bey, burada ne iş yapıyorsunuz? Burada ben emekliyim. Bu kahve oğlumun kahvesi. Burada işte vakit geçiriyoruz böyle. Kahveyi oğlunuzun yerine bugün siz mi işletiyorsunuz? Oğlum işletiyor. Oğlunuzu ziyarete de geldiniz aynı zamanda. Geldik tabii aynı zamanda ziyarette. Artık babalar oğulları mı ziyarete gidiyor? Oğullar gelmiyor mu? Şimdi burası kahvehane olduğu için mecburen buraya vatandaşlar, arkadaşlarımız, ahbaplarımız geliyor. Hep beraber sohbet ediyoruz burada. Oyun oynuyoruz, vakit geçiriyoruz işte. Vakit geçiriyoruz dediniz. Şimdi bugün Kurban Bayramı. Bayramın içindeyiz. Bayramlaşmayı sadece kahvede mi yapıyorsunuz? Bir açılış yaptınız mı? Ziyaretler yapıldı mı? Tabii ki. Bütün ahbaplarımıza, akrabalarımıza gittik, ziyaretimizi yaptık. Şimdi artık şu anda boş zamanımız. Onun için buraya geldik kahveye. Hanım nerede? Hanım evde. Hanım evde. Hanım ziyaretçileri kabul ediyor, siz burada. Evet. Bizim burada ekseri olur. Erkekler gelir kahvelerde. Ne bileyim, gidecekler yere giderler. Hanımlar evde misafirleri. Eğer herhangi bir misafirimiz geldiği zaman tabii bize de bildiriyorlar. Haber veriyorlar. Haber diyorlar, hemen biz buradan varıyoruz. Biz de misafirimizin yanında bulunuyoruz yani. Teknoloji hepinize ulaşıyor. Bu şekilde bayramlaşmaya devam ediyorsunuz. Hemen sizi de tanıyalım. Kargın Yenice kasabasından Kadir Çavuş. Kadir Bey, ne iş yapıyorsunuz? Çiftçilikle uğraşıyorum ben. Çiftçilikle uğraşıyorsunuz. Çiftçilik derken burada Kargın Yenice kasabasında neler ekiliyor? Neleri meşhur? Bizim buraların su olmadığı için pancar üretimi yapamıyoruz. Sadece arpa, buğday ekiyoruz. Nohut, mercimek, ay çekirdeği, bu üzerine uğraşı yapıyoruz. Yeterli oluyor mu geçimi sağlamak için? Hayır, yeterli yağmur olmadığı zaman kuraklık geçiyor ekseriyet. Yeterli de olmuyor. Evet, dışarıdan su getirme, sulama imkanınız? İmkanımız en yakın İrfanlı Kızılırmak var. Oradan da faydalanamıyoruz. İşte gelen seçtiklerimiz, başkanlarımız bunun üzerine bir şey yapamıyorlar. Arazideki sularla idare etmeye çalışıyorlar. O da yeterli olmuyor. Susuzluktan çok şikayetçiyiz. Bırak yani tarlaları, evlerimizde bile sularımız kesiliyor yaz günleri. Yaz günleri bile sular kesiliyor. Kesiliyor. Çok ekseriyet kesiliyor. Şimdi Kurban Bayramı'ndayız. Bayram nasıl geçiyor? Bayram iyi geçti. Akrabalar, eşle, dostla, misafirlerimizle ilgilendik. Kimilerini gönderdik, kimileri geliyor. İşte böyle kaydettik. Hanımlar evde neler yapıyorlar? Bayramı nasıl, ziyaretçiler nasıl karşılıyorlar? Ellerinden geldikçe memnun etmek için her şeyi yapıyorlar. Buranın nesi meşhur? Köy adına meşhur pek bir şey yok. Sadece cevizi meşhur. Ceviz mi? Siz ceviz yetiştiriyor musunuz aynı zamanda? Yetiştiriyoruz. Daha bu yıllarda başladık. Su olmadığı için ekseriyet fazla değil. Az buçuk sulu olan yerlerimize ekiyoruz. Ceviz derken buranın cevizi meşhur dendi. Cevizin özelliği ne? Cevizin özelliği işte yarışlara ceviz festivali, Kaman'da her sene bir ceviz festivali olur. Hemen hemen her yerden cevizler gelir. Yine bizim buranın cevizi birinci oluyor her zaman. Bu cevizin özelliği işte yemek, başka bir şey yok yemek için. Tadı mı lezzetli? Tadı çok lezzetli, çok yağlı, çok güzel. Ha, verimi fazla, mesela bir tane, bazı cevizlerde iki tane olur çift veyahut da üç tane. Bizim burada yedi tanesi bir arada olur şöyle. Yedi tanesi. Şimdi nasıl yetiştiriyorsunuz bu kadar lezzetli cevizler, nasıl oluyor? Bunun sırrı nedir? Bunun sırrı, onu biz de biliyoruz. Allah'ın hikmeti bu herhalde, toprağımızdan bu. Yani ceviz fidelerini alsak, biz götürsek, başka yere eksek aynı lezzeti yakalayamaz mıyız? Onu bilemeyeceğim ama herhalde aynı lezzeti yakalarsınız. Olur yani. Çok gelişmiş bir kasaba burası. Siz de köylü olarak ya da vatandaş olarak buraya, buranın gelişmesi için katkılarda bulunuyor musunuz? Şimdi tarlalarımıza bahçe yapıyoruz, ceviz dikiyoruz, meyve ağaçlarına çok yetiştiriyoruz, su eştirip getiriyoruz başına, tabii elbette katkıda bulunuyoruz. Hani elimizde bağ dikiyoruz, üzüm bağları, çok güzel yerlerimiz var.
Hani aynı çiftlik şekline gelen yerlerimiz var Allah'ın izniyle. Çok güzel yerlerimiz var tabii. Biz boş durmuyoruz, yaz mevsiminde çalışıyoruz. Ama kışında bu kahvedeyik böyle. İzleyenlerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ben emekli öğretmen Mustafa Mercan. Kasabamda ikamet ediyorum. Öğretmenliği burada mı yaptınız? 13 sene kasabamda öğretmenlik yaptım. Ondan sonra Kırıkkale'ye gittim. Oradan da emekli oldum. Geri geldim memlekete. Tekrar buraya geldiniz. Pek çok öğrenci yetiştirdiniz. Çoluk çocuk var mı? Var. 4 oğlum var. Onlara da öğretmenlik yaptınız mı? Onlara hiç nasip olmadı. Ben öğretmenliği sınıfta yaparım diyorsunuz. Onları okutmadım tabii. Aile içerisinde o işte eğitim terbiye veriliyor, verilmiştir. Sizin gündeminizde ne var amcacığım? İşte ben burada emekliyim, ömrümü doldurmaya çalışıyoruz. Tabii bu arada boş duruyoruz, başka işler de. Neler yapıyorsunuz? Kasabaya bir kooperatif kurmuştuk. Koyun, 50 aileye, 50'şer koyun aldık, dağıttık. İşte onlarla uğraşılıyor. Ben de aldım tabii. Bu şekilde. Şimdi zaman zaman köylere konuk olduğumuzda, hayatlarına vatandaşlarımızın konuk olduğumuzda hayvancılık yapan bazı vatandaşlarımız hayvanlarının çalınmasından şikayet ediyor. Sizin kasabanızda böyle olaylar yaşanıyor mu? Bizim kasabamızda öyle olay pek görülmedi, görülmez de. Eğitim düzeyi çok fazla bizim buranın. Gençlerimiz öyle şeylere pek tenezzül etmezler. Zaten dışarıdan geliyormuş genellikle insanlar. Gelmezler bizim köyde, fazla hırsızlık olay olmaz. Olmaz. Burası güvenilir bir yer o zaman. Öyle. Böyle hırsızlık şu bu olayı Yenice'de olmaz. Yenice işte Türkmen boyu, kargın boyu biraz şakacıdır, müpteden insanlardır. Herkes birbirini sayar, sever. Elinden geldiğince buradaki komşuluk ilişkileri tabii, son tabii, derece tabii, sıkı. Tabii. Ve Kargın Yenice köyü de son derece, kasabası da son derece güvenilir bir kasaba diyorsunuz. Son derece güvenilir. Tabii. Okuma yazma oranı Kırşehir'de öyle sanıyorum ki tektir. Türkiye'nin hangi şehrine giderseniz gidin bir Yeniceli yetkili bulursunuz. Okumuş, belli yere gelmiş insanlarımız. Hemen hemen her ilde vardır. Çocukları okuttunuz mu amca? Okuttuk. Ne meslekleri ne amcacığım? Öğretmen, başka bir şey yok. Okuttunuz. Ne işle geçiminizi sağladınız? Çocukları okuturken neler yaşadınız? Çalışmayla. Çalışmayla sağladım. Yaş kaç amcam? Yaş oraya geçeceğim, ora belli değil. Amcam diyor ki orayı geç, orası belli değil. Amcacığım, hanım nerede şu anda? Evde. Evde mi bıraktın? Sen geldin kahveye, burada keyif yapıyorsun amcacığım, hanım. Aramız açık avradın lan onun için. Eyvah, bayram günü barışsanız amca. Barışmıyor. Ne yapayım? Çok mu kırdın hanımını amcacığım? Aramız açık da ben kahveye geldim, o da evde kaldı. İzleyenlerimize kendinizi tanıtabilir misiniz? Kargın Yenice kasabasından Halil Bozduvan. Ne işle geçiminizi sağlıyorsunuz? Serbest meslek. Serbest meslek yapıyorsunuz. Geçim sağlanıyor mu? Tabii canım. Tabii sanatımız var. Biraz. Çoluk çocuk var mı? Var. Okuttunuz mu onları? Okuttum da ileriye gidemediler kendi imkanlarıyla. Yani kendi imkanlarıyla. Okumak mı istemediler yoksa maddi? Yani maddi yönden de değil, hayır. İş bulamadılar. Bulamadılar.